İkinci soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi ikinci soruda kullanıcıdan iki kişinin doğum tarihini isteyin demişim. Gün, ay, yıl şeklinde olsun. Sonuç olarak da kimin daha büyük, kimin daha yaşlı veya genç olduğunu ekrana yazdıralım demişim. Şimdi burada arkadaşlar nasıl yazmıştım hatırlayayım. Genç yaşlı olarak kodu yazmıştım. Evet. Kodumuz bu arkadaşlar. Şimdi şurada süslü bir işlem yapmıştım. Bunu yani çok bir önemi yok aslında. Şu üst tarafta yaptığım şey. Sadece bilgi olarak verilsin istedim. Lütfen gün, ay, yıl şeklinde yazınız diye. Daha sonra birinci kişinin doğum tarihi. Burada birinci kişinin doğum tarihinin günü A'ya atandı. B'ye ayı atandı. C'ye de yılı atandı. İkinci kişinin ise X, Y, Z şeklinde atanmış oldu. Şimdi burada önemli olan şey aslında küçük bir trik nokta var. Burası. Şimdi tarihlerde hiç fark ederseniz arkadaşlar gün ve ay sıfır olamaz. Ya tamam yıl milat olabilir ama yani gün ve ay sıfır olamaz. Bu yüzden şimdi A, B ve X, Y parametrelerinin sıfır olmadığı durumlarda bizim işlemimiz geçerli olur. Tersiz durumlarda ise yani sıfır girildiği için sistem hata vermesi lazım. Yani bu da bu. Burada yazıyor. Doğum tarihinde sıfır yazamazsınız diye. Şimdi burada arkadaşlar bunu nasıl yaptık? Normalde VVA'lı kapılarıyla kontrol edebiliriz yani şu işaretle. Ama ben bunu kullanmadım. Direkt ne dedim? Çarpımları sıfırdan farklı olması lazım. Bir tanesi sıfır olduğunda zaten sonuç doğum tarihinde sıfır yazamazsınız da getirmesi gerektiği için öyle bir şey kullandım. Neyse burayı geçelim. Daha sonra ne yaptım? Şimdi ilk olarak yılları karşılaştırdım arkadaşlar. Yıllarda karşılaştırdığımız birisi küçükse direkt küçüktür, büyüktür diyebiliriz. Daha yaşlı, daha gençtir diyebiliriz. Bunun için ne yaptık? C ve Z'yi karşılaştırdık. C, Z'den küçük olduğu için küçük olduğu zaman birinci kişi daha yaşlıdır. Küçükse daha yaşlı. Tamam, güzel. Bir de bunun else durumu var. İkinci kişi daha yaşlıdır. Bir de bunun eşit olma durumu var. Yıllar eşitse. Şimdi yıllar eşitse ayları kontrol etmemiz lazım. Ay bakımından hesaplamamız lazım. Aylarda ne var? B, Y'den küçükse birinci kişi daha yaşlıdır. D ise ikinci kişi daha yaşlıdır. Tabii bunun bir de yine aynı şekilde yıllarda olduğu gibi ayların eşit olma durumu var. Aylar eşit, yıllar eşitse doğum günlerine bakmamız lazım. Ayın kaçında doğduğuna. Burada ise yine aynı şekilde A x'ten küçükse birinci kişi daha yaşlıdır. A x'ten büyükse ikinci kişi daha yaşlıdır. De eşit olma durumları var. Aynen. Aslında arkadaşlar şu an aklıma geldi bu. Burada küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Neden derseniz. Şimdi biz buraya integer tanımladık. Fakat bu girilen sayıların sıfır olamaz dedik. Aynen tamam. Ama bu girilen sayılar ayrıca sıfırdan da küçük olamaz. Yani şöyle bir kontrol dağıt etmemiz lazım. A B C X Y Z. Bunlar sıfırdan büyük olmalı.
Eğer bu durum sağlanırsa sonucumuz asıl doğru cevabı verecektir. Şuraya küçük eşittir koyalım. Bunu neden koyuyorum? Eğer küçüktür koyarsam sadece bu ilk şurada yazdığım if'in else'ine girme durumu sıfırlanır. Yani hiç girmez. Onu da girme payı bırakalım aslında. Tamamdır arkadaşlar. Bunu bir çalıştıralım isterseniz. Eksi 6, eksi 5, eksi 1995 yazıyorum. Eksi 5, eksi 9, eksi 1998 yazıyorum. Sonuç 0. Hiçbir şey vermedi. 5, 6, 9 yazıyorum. 1, 2, 6 yazıyorum. İkinci kişi daha yaşlı. Şimdi burada son girdiğimiz sayı 9 ve 6. Bu 9 ve 6 ne oldu? 6 daha küçük olduğu için yılları karşılaştırıyoruz ilk. İkinci kişi daha yaşlıdır dedi. Peki şöyle yapalım. İkinci kişi daha yaşlıdır dedi. Burada 1995'lere eşit dedik. İkisinde de. Ayları kontrol ettirdik. Aylarda ise ne oldu? İkinci yine tekrar daha küçük olduğu için daha yaşlı oldu. İki sene de aynı girdiğimizde yaşıtlar sonucunu verdi. Burada tek sıkıntımız ne arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada fark ettiyseniz eğer ilkinde 5. gün 30. 30. ay 1995 dedik. 30. ay diye bir şey yok. 12'de bitiyor biliyorsunuz. Burada da günler maksimum 31 olabilir. Burada 32 olabilir demişim. Aslında yanlış bir program yanlış çalışıyor ama yani genel mantığını anlamanız için böyle bir şey kullandım. Bu kadar kullansanız yeter aslında. Hiç sorun değil. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar.